İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün 17 Aralık 2009 Perşembe. Türkiye'nin ilk, ilk olduğu gibi tek havacılık ve turizm kanalı Airport TV sabah haberleriyle karşınızdayız. Gündemde öne çıkan gelişmeleri almaya hazırsanız bültenimizin ilk bölümüyle başlayalım. Evet sevgili seyirciler, bültenimizin ilk bölümünde Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri günlük gazetelere yansıyan haliyle sizlere aktaracağız. İlk olarak Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin 17 Aralık 2009 Perşembe günkü sürmahşetten girdiği haber Antalya'da Katrina başlığını taşıyor. Türkiye'nin bugün 18 Aralık 2009 Cuma, Türkiye'nin ilk, ilk olduğu gibi tek havacılık ve turizm kanalı Airport TV sabah haberleriyle haftanın son iş gününde karşınızdayız. Gündemde öne çıkan gelişmeleri almaya hazırsanız bültenimizin ilk bölümüyle başlayalım. Gazetelere yansıyan haliyle sizlere aktaracağız. Her zaman olduğu gibi ilk olarak Hürriyet Gazetesi başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin 18 Aralık 2009 Cuma günkü sürmanşet haberi. Türk Hava Yolları'nda sürpriz istifa kararı. Türk Hava Yolları'nda 2002 yılından bu yana çalışan ve son 4 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapan Candan Karlıtekin dün sürpriz bir açıklama yaparak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Abdülhamit ilgili bir sır kapısı daha aralandı. Mısır piramitlerini inşa eden işçi ve sanatçıların mezarları bulundu. Mısır piramitlerine çok yakın bir mesafede piramitleri yapan işçilerin mezarlıklarına rastladıklarını bildiren Mısır Tarihi Eserler Kurumu Başkanı Zahi Havvas'a göre bugüne kadar piramitlerin köleler tarafından inşa edildiği iddiası da çürümüş oldu. Uçuşlarını süresiz durdurduğunu açıklayan ve bir dönem Öger turunda operasyonlarında kullandığı Almanya merkezli Blue Wings Havayolu şirketi kapıya kilit vurma noktasına geldi. Çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemez duruma düşen ve uçuş lisansı iptal edilen Blue Wings, daha önce mali yardımda bulunmayacağını açıklayan şirket ortağı Alexander Lebedev'den gelecek sıcak parayı bekliyor. Hava trafiğinde önemli sayılabilecek sorun yaşanmadı. Yandaki kabin memuru eksiğini kapatmak için harekete geçti. Suudi şirket kabin memuru ihtiyacını Türkiye'den karşılayacak.